Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Milyonlar bekliyor. Asgari ücrette ilk toplantı yarın. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın Türk İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Asgari ücret zammına ilişkin çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek. Bakan Vedat Bilgin, yarın Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor. Yıl başında %50, Temmuz'da %30 zam. 2021'de brüt 3577 lira, net 2825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı. Asgari ücret, yaklaşık %50 zamla brüt 5004 lira, net 4253 lira olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret %30'luk bir artışla net 5500 liraya çıktı. Komisyonun toplanması gerekiyor. Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar 6 aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi. Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekiyor. Mevzuat gereği komisyonun aldığı zam kararı, resmi gazetede yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.